Önce iş istersin. Sonra ev, sonra araba, sonra yazlık, sonra ikinci araba, sonra yat. Sonra. Sonu yok ki istemenin, arzulamanın, dilemenin sonu yok. Bir malı ilk defa aldığında kendini iyi hissedersin. Yüksek dozda duyduğun hazın adını mutluluk bile koyabilirsin. Lakin o mala daha sonraki sahiplenmelerin tekrarında aynı hazı ve heyecanı duymadığını yaşarsın. Alıştın çünkü. Alıştım. Güzel bir çift ayakkabı, güzel bir laptop, güzel bir cep telefonu aldığında mutluluğun izi ne kadar süre kalmıştı ki sende? Ne kadar? Hatırlasana. Bir miktar. Daha sonra marka trend pahalı bir çift yeni ayakkabı. Marka son model pahalı yeni bir laptop. Marka son model pahalı yeni bir telefon aldığında ne kadar? Daha az. Ya da az, ya da hiç. Son modellerini aldığın için mutluluğun son model olmaz. Mutluluğun artmaz. Gittikçe söner o baştaki haz. Hatta bir yerden sonra sıradanlaşır her şey. Her şey sıkar biraz. En yenilerine, en pahalısına, en çoğuna sahip olsan ne yazar? Kronik bir mutsuz olarak boşluktan çıkmak için ruhun başka tatminler arar. Başka tatminler. İşin kötüsü o tatminlerin seni daha büyük boşluklara ittiğini bile fark edemeyeceksin. Debeleneceksin o pahalı, o cafcaflı, o şatafatlı eşyalar arasında. Debeleneceksin. Belki de böyle zamanlarda paran yokken ki ya da azken ki mutlu hallerini arar olacaksın. Belki de. O yüzden zenginlerden daha mutluydum zengin değilken sözünü duyduğun olur bazen. Duyduğun olur bazen. Ayrıca bir deli saçması öne sürümü de şudur. Zenginler mutludur. Evet doğrudur. Ancak %10 kadarı, ancak %10 kadarı için. Biraz daha fazla para, biraz daha fazla mutluluk demektir. Ama ve lakin çok para, çok mal, çok servet, çok endişe ve kaygı da demektir. Çok para, çok mal, çok servet, çok iş, çok çalışmak demektir. Çok para, çok mal, çok servet, paranın ve malın bekçiliğini yapmak demektir. Çok para, çok mal, çok servet, bir bela olarak daha başka mutluluk verecek güzel etkinliklerden çoğu uzak durmak anlamına gelir. Her şeyin bir bedeli vardır. Bir bedeli vardır her şeyin. Hem kaç zengin parayı neye ve nereye nasıl harcayacağını biliyor. Kaç zengin? Evet, parayla mutluluk arasındaki korelasyon, bağıntı, ilişki pozitiftir ama sanıldığı kadar da yüksek değildir. Bilimsel araştırmalar paranın mutluluğa katkısının oranının %10 civarında olduğunu söyler. Ben kendi şahsıma uşak olmam, olamam bu %10'a. Büyük ihtimalle fakir olan sen başka türlü davranırsın, o başka. Büyük ihtimalle seni mutluluğa taşıyacak kaynaklardan mahrumsun. Paranın dışında. Sen şiddetle para istedikçe onu mutluluğun maker'ı olarak görme yanılsamasının girdabına girerek değerinden kaybedersin. Çünkü topyekun çevre parametreleri, gelenek, kapitalist sistem ve dil seneler ve seneler aynı düşünme kodlarıyla yoğurmuş ve savunucusu yapmış seni bu önermenin. Para mutluluğu satın alabilir. Para mutluluk getirir formülü hırsla söylenebilecek bir sav olabilir mi? Esasen o hırstır seni mutsuz eden, o hırs. Öte yandan mutluluğu sadece paraya indirgediğinde başka hedeflere giden tüm yolları kendi ellerinle kapatmış olmuyor musun? İnsanın mutsuzluğunu açıklamada birçok neden ileri sürülebilir. Ne ki bu nedenlerin çoğunun kaynağında yine insanın kendisi vardır. Çünkü faniliğini unutan gözü doymaz insanlar. Hayat doyumunu ne ile ve nasıl yaşayacaklarını bilmezler. Maalesef bilmezler. Para para derler de başka şey bilmezler. Ben sana para da neymiş, git sersefil yaşa demiyorum. Hem hakkım da yok bunu demeye. Ben diyorum ki bir gem vurabilirsin. Bir hudut çizebilirsin şu sınırsız sayı ve çeşitteki arzularına. Bir köpük taşı atabilirsin köpüren bela itirazlarına. Bir tırpan atabilirsin çok para kazanayım hırsına. Ben diyorum ki paranın esiri olma, paranın esiri. Ben diyorum ki insan icadı şeytan para ve paranın alabileceği şeyler hayattan doyum sağlayacağın tek kaynak olmamalıdır.
her şeyi sahip olduğun tek araçla, hatta amaçla görmeye çalışırsan, değerler boğulmaz mı sığ bakışında? Para öyle tatlı bir zehirdir ki, onu kazandıkça onun daha fazlasını istersin. Sonu yoktur bunun. Onun satın alabileceklerini daha fazla satın alırsın. Sonu yoktur bunun. Nefsin, hırsın ve açgözlüğün içinde boğulur gidersin. Sınırı bilmeden kendini, özünü unutursun. Kendinle barışık, sahip olduklarına kanaat getirerek, kendini yoğurup geliştirerek, sade ve huzurlu bir hayat sürdürdüğünde daha mutlu olduğunu göreceksin. Hele bir de orta kaliteli bir hayat sürdürecek denli bir paraya sahip olarak, sahip olduklarını paylaşırsan sevdiklerinle, yakın durursan yakınlarına ve arkadaş gibi arkadaşlarına, o vakit duygusal bir dengede oluş halinin mutluluğunu yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Tereddütüm yok.